gerekli söyledim. Beni tanıyanlar bilir ki ben kitabın ortasında konuşurum. Hiçbir yerden fonlanmam, hiçbir yerden para almam, eyvallah, hiçbir şekilde hiçbir siyasi partiye de üye değilim. Eyvallah. Ben başından beri söylediğim gibi ben gerçekten pür ufak bir vatanperverim. Kitap gelirlerim dahil, emekli maaşım dahil hepsi öğrencilere bağışlanır. Allah razı olsun. Onun için tatlı su demokrasisi, tatlı su vatanperverliği yapanlara da aynı kefede değerlendirmem. Onları değerlendirenleri de bilirim. Kendi bunun altını çizin. Bu memlekette FETÖ'yle mücadele, Türkiye-Libya deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını ortaya atmak, bunun ortaya atmak değil, bu 10 senelik bir çalışmadır. Kesin. Mavi vatan haritasını çizmek, mavi vatan doktrinini yazmak, Türkiye'nin bunlar da hepsi de bilimsel çalışmadır. Hakemli, evet, 22 senelik çalışmadır. Montreux Sözleşmesi'nden kaynaklanan haklarını hatırlatarak altını bularak, altın frank gibi şu anda Türkiye'ye yıllık 750 milyon dolar kazandıran, fikirleri ortaya atan birisi olarak bu söylediklerinizi Cesim Bey kabul etmiyor. Eyvallah. Onu söyleyeyim. İkincisi, ben buraya katılırken görüş bildirmek için katıldım. Tartışma, evet, programlarına katılmadığımı herkes bilir. Eyvallah. Bütün kanallarda tek konuk olarak çıkmayı tercih ediyorum. Sebebi de şu. Çünkü mesajı veremiyorum. Mesajı veremiyorum. Kesintili gidiyor. Evet. Mesajı veremiyorum. Çünkü ben bir, yani bu memlekette eğer beni fikir adamı olarak kabul edenler varsa minnettar olurum. Nacizane küçük bir fikir adamı olarak fikirlerimi ifade etmek, evet, efendim. Onun için bu şekilde bağlanıyorum. Mavi vatan konusuna gelince, bu memlekette daha önce denizlerin kıymeti bilinmezken hem de denizlerin kıymeti konusunda herkesin bilgisi var. Evet. Hemen sıradan var. Ben bu Kurban Bayramı'ndan hemen önce Urfa'ya gittim. Evet. Urfa'da Balıklı Gölü'nün kenarında dolaşırken Suriye'ye geçecektim. Balıklı Gölü'nün kenarında dolaşırken, ben Maraşlıyım, Elazığlıyım, Kerkük kökenliyim. Bizim oralarda yerli şeyler, kadınlar çarşaf giyerler. Hızar derler bizde. Hızar giyerler. Hızarlı kadın kocasıyla birlikte bana bağırıyor. Paşam, paşam, biz mavi vatanı çok seviyoruz diye. Değil mi? Bu Urfa'da. İki kere Bitlis'te geçen yıl. Urfa'da bizim memleketimiz. Bitlis de bizim memleketimiz. Hayır. İki kere Bitlis'te verdim. Bunlar çok normal. İki kere Bitlis'te verdim. Üç kere Erzurum'da verdim geçen yıl. Erzincan'da verdim. Diyarbakır'da üç kere verdim. Van'da verdim. Şeyde verdim. Muş'ta verdim. Bir sürü yerde verdim. Antep'te verdim. Maraş'ta verdim. Bilmemlere de verdim. Evet. Vatandaşımız bu milli fikirlere aç. Eyvallah. Bu milli fikirlerin desteklenmesi lazım. Bakın burada Sayın Paşam. Ben bunu söylerken, tamam kardeşim, bak buna 2010 yılında izin verilmiş diyor. 2010 yılında izin verilmiş, buna tepkiyi de dile getirenlerden bir tanesi de Yeni Akit ve Akit Televizyonu diyor. Ve gene de iktidar partisinin eski milletvekillerinden de var, içinden de var. Herkes bunu dile getiriyor. Şimdi herkes her şeyi doğru yapıyor anlamına gelmez. Eyvallah. Herkes birileri eleştirecek. Biz de söylüyoruz. Ama benim eleştirim sadece hükümete değil ki. Zaten bunu yapmayın, yaptırmayın derken ben hükümete söylüyorum bunu. Ama hükümete söylerken Atatürkçüyüm diye geçinen, Lozan bu memleketin tapusudur diyen, milliyetçiyim diyen kesimler niye ses çıkartmıyorlar? Niye ses çıkartmıyorlar? Ben de onu soruyorum. Niye ses çıkartmıyorlar? Çünkü hepsinin arkasında bir başka fon var. Bu patrikhane ile ilişkili fonların, vakıfların kesinlikle incelenmesi lazımdır. Hangi siyasi yapıların, hangi derneklerin arkasındadır? Bunların kesinlikle ortaya konması lazımdır. Şimdi korkum şudur. Biz sözde Kürt sorunu adında Güneydoğu'da bir terör sorunuyla karşı karşıyayız. Değil mi? Evet. Allah'a çok şükür ki şu anda hallolmuş gözüküyor. Şimdi bir de Pontus adı altında Karadeniz'de bir terör sorunuyla mı karşılaşacağız? Allah korusun. Evet. Ya bunlar gerçekten unutlamalar. Bunlar kuluçka. Bu kuluçkalara müsaade etmeyelim. Etmeyelim. Bunda sen ben kavgası değil. Eğer biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıysak bu konuda milli birlik, beraberlik içerisinde olalım. Bugün Atina'da teklifimiz de şudur. Çok basit bir teklif. Bakın buradan dillendirelim tekrar. Teklifimiz şudur. Madem Lozan'ı delerek bu ayine izin veriyorsunuz. Pontus ayini deniliyor. Yani burada Pontus Cumhuriyeti kurulması mesajı var.